Yemekten merhabalar, ben Emre. Şimdi size çikolatalı ve fıstık ezmeli bir protein bar tarifi vereceğim. Hazırsanız hemen malzemelere geçelim. Malzemelerimiz şu şekilde, muzumuz var, 3 tane orta boy. 2 ölçek protein tozu. Bunun markası fark etmez. Aroması ben çikolatalı seçtim. Eğer farklı bir aroma varsa onu da kullanabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Dediğim gibi markası fark etmez. Yalnızca bu işte içindeki protein oranına bağlı olarak daha sonra işte elde edeceğimiz barın protein miktarını değiştirecek. 100 ml kadar sütümüz var. 5 adet yumurta. Fıstık ezmemiz var. Yulafımız var. Yulaf 2 kase kadar yulafı ben böyle un haline getirdim. Ama siz hani daha böyle kıtır kıtır olsun derseniz normal haliyle de bırakabilirsiniz. Yani bu şart değil. Öncelikle toz olanları karıştıracağım. Bunun için ayrı bir kap alıyorum. Bunun içine yulafımı koyuyorum. Protein tozumu koyuyorum. Ve buna ek olarak fıstık ezmesini buna koyacağım. Daha sonra bu toz karışımının içine fıstık ezmemi ekleyeceğim. Yaklaşık 3 kaşık kadar. Evet, bunun karışımı bitti. Şu şekilde değişik bir şey oldu. Şimdi muzlarımı ekleyeceğim. Muzlar için bir taktik vermem gerekiyor size. Taktik de şu. Bu muzları doğrudan içine atıp da karıştırmaya çalışırsanız büyük eziyet çekersiniz. O yüzden hiç bunu açmadan ben böyle ezmeyi tercih ediyorum bunları. Börekte karıştırmak çok daha kolay oluyor. Suda kattıktan sonra bunu birazcık daha karıştıracağım şimdiden. Ardından yumurtaları ekleyeceğiz. Şimdi bunun üzerine yumurtalarımı ekleyeceğim. Yumurtalarımın sadece beyazını katıyorum içine. Bunları kabuğu yardımıyla ayırabilirsiniz. Karışımı tekrar karıştıracağım iyice. Şimdi sütümü ekleyeceğim 100 ml kadar. Fırınımı önceden çalıştırmıştım. 180 dereceye ayarlıyorsunuz ve ısınmasını bekliyoruz. Isındıktan sonra bu kabını onun içine koyacağım. Şimdi pişirme kabını, pişirme kağıdı kullanacağız burada. Fırına koyacağımız kabın içine. Önce de pişirme kağıdını koyuyoruz. Daha sonra bu hazırlamış olduğumuz karışımı bunun içine dökeceğiz. Thank you.
Game Bar tarifimiz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın. Onun haricinde aklınıza takılan bir şey varsa aşağıdan yorum olarak bildirebilirsiniz. Yaptıktan sonra şöyle güzeldi, tadı şöyleydi, böyleydi, İşte yok şurasını beğenmedim falan tarzında değişik önerilere de açığım. Yine videonun altında yorum olarak belirtebilirsiniz. Videoyu paylaşırsanız beni de mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.